Herkese merhaba arkadaşlar 9 Ekim Cuma İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İstanbul'un 6'lısı 3. koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben yine 6'lı program ile ilgili yine takip ettiğim ilk koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkandan çok bahsedeceğim. Siz de yine takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini oradan yapabilirsiniz. Akşam programında dediğim gibi İstanbul'u var. İstanbul'un 6'lısı arkadaşlar 3. koşuyla beraber saat 7'de start alacak ki e, Andikap 16 bir koşuyla başlayacak Arkadaşlar günün altılısı Dişi bir grupta e, 3 yaşlı İngilizleri 2100 metre mesafe Şimdi izleyeceğiz 7 tane safganı Start alacağı bu koşu için Ben bir tane safgandan bahsedeceğim ki Zaten bu safganı da, kuponumda yalnız bırakacağım Bu da 1 numaralı künliyle olacak ki Son yarışın zaten Andikap koşuda koşmuş O gün için Sentik'te koştuğu koşuda 3 boy gibi start problemi Yaşamasına rağmen sonlarda çok etkili gelip Çok da kolay kazanmıştı ki Üstün bir form durumu olduğunu düşündüm. Safkan'dan yine müsait bir grupta start aldığı düşünüldüğünde etkili bir yarış yapmasını kendisini tanıyan aprantisi Ercan Çankaya idaresinde yarınki bu koşuyu kolay kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi bir numaralı Künli ile arkadaşlar Ercan Çankaya ile beraber günü ilk aya için geçinmeyecektir diye düşünüyorum. Rahatlıkla da kuponlara yalnız bırakılabilir. İstanbul programı için arkadaşlar günün ilk ayağında bir numaralı Safkan'dan etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vade 6'da 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz ki 1200 metre metre mesafe çimde start alacak. 6 tane safkanın start alacağı bu koşu için yine ben özellikle 3 numaralı Baldemar'dan bahsedeceğim. Önemli bir safkan, önemli bir natif kan yavrusu olduğunu düşündüm. Safkanın etkili bir forum var. Özellikle son yarışların hemen hemen tamamında etkili koşular yaptığı çok güzel yarışlar çıkardı ki bilindiği gibi de birçok kez safkanı tek vermiştiğim de var ya da ilk şans safkan konumunda gösterdiğim yarışları da oldu. Her yarışını iyi koşan safkanın ben artık son yarışlarında özellikle oldukça bir formda olduğunu düşündüğüm bu safkandan etkili bir koşu göçmesini bekliyorum. Rakiplere nazaran benzer benzer kiloyla start alan Safkan'dan Hışman Çizik idaresinde etkili bir koşu yapmasını bir start çekme avantajını da kullanıp iyi bir yer alması alacak Safkan'dan etkili bir koşu gelip günün bu yine ikinci ayağında arkadaşlar kazanmaya en yakın safkan konumunda görüyorum 3 numaralı Baldemar Hışman çizikle beraber bende ilk şanslı safkandır. Bu safkanın kötü koşması durumunda devreye girmesini bekledim. 1 numaralı My Yine Gökhan Kocakaya idaresinde yetenekli jockey ile beraber etkili olacaktır. Zaten Gökhan'la beraber birçok kez yarışa katılan Safkan özellikle bu mesafeleri etkili koşuyor. Muhakkak ihmal edilmemeli. Kuponlarda yine şans verme noktasında değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ben bu iki Safkan'ın etkili koşu bekliyorum. Yani 3 ve 1 numara Safkan'lar günün bu ay için arkadaşlar sanki yeterli gibi duruyor ama ben yine kuponlarda geniş kuponlarda özellikle 4 numara Hawking'in her ne kadar son yarışlarında çok kötü beklentinin altına yarışlar yapmış olsa da Ahmet Çelik idaresinde şanslı olabileceğini yine 5 numara Gold Polat'ın da sevdiği mesafede yetenekli birincisi formda birincisi Furkan'la beraber şanslı olabileceğini düşünüyorum. Varsa yerimiz bu iki safkanla da şans verebiliriz arkadaşlar ama dediğim gibi özellikle 3 ve 1 numaralı safganlardan etkili bir koşu gelecektir. gün ikinci ayağı için bu iki safkan muhakkak kuponlarda şans verelim. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handicap 16'da koşacak. 4 yaşlı tarapları 2200 metre mesafe. sentikte izleyeceğiz. 6 tane safganı start alacağı bu koşu içinde. Ben yine özellikle 2 numaralı Karaçet'inden çok bahsedeceğim ki Mert, Gö Mert Gökalp Aslan'la beraber start alacak olan bu safkan bilindiği gibi son 3 yarıştır İstanbul'da koşuyor. Son 3 yarışını sentikte yine benzer mesafelerde 2000-2200 arasında mesafelerde koştu ki ilk startında bir üçüncü çıkartan Safkan daha sonra piste alıştıktan sonra etkili bir yarış yapıp güzel bir birincilik yapmıştı. Son yarışında sert bir grupta istediği yarışı yapamamış olsa da o yarışın ölçü almadığım Safkan'ın bugün için müsait bulduğu grupta etkili koşacağını hatta kazanmaya da çok yakın olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı kara çetin yine günü 3. elçin arkadaşlar. Ben küçük kuponlar için risk edilebilir olduğunu düşünüyorum. i̇yi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Dediğim gibi hatta kazanmasını beklediğim bir koşu olacak. Ben özellikle bu safkandan bahsedeceğim. Başka bir safkandan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Varsa yine tuttuğunuz safkanları ekleyin ama özellikle 2 numaralı Karaçetin muhakkak kuponlarda olsun diyorum arkadaşlar günün bu 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1900 metre mesafe şimdi start alacak 6 tane safkanın bir araya geldiği bir grup olacak. Çok formda safkanların bir araya geldiği bir grup arkadaşlar burası. Özellikle beklentinin çok fazla olduğu 2 numaralı Pastoro Senfoni e e son yarışında o beklenti, karşılar bir koşu yaptı, mükemmel bir koşu çıkardı. Sonlarda yaptığı mükemmel sprintiyle o gün için etkili bir koşu yapıp yarışını kazanmıştı. Safkan oldukça formda ve isim üstünde. Aynı zamanda Gökhan Kocakaya ile beraber oldukça da uyumlu gözüküyorlar. Bu Safkan ilk şansı vermek doğru olacaktır. Rakibi noktasında hemen hemen her mesafeyi için performansıyla fark yaratan bir numaralı uçan fil. Yine Müslüm Çelik idaresinde ihmal edilmemeli. Çok formda Safkan son yarışını yine çok güzel kazandı. Etkili bir yarış yapıyor. Değerlendirilmeli. 3 çumalı Arsman, özellikle bu mesafeleri çok iyi koşabilen, bir yetenekli bir safkan olan Arsman'ın Ahmet Çelik idaresinde ihmal edilmemeli. Son yarışında uzun mesafe olmasına rağmen yine etkili koştu. Bugün için kısalan mesafe Arsman'a yarayacaktır. Ahmet Çelikle beraber şanslıdır muhakkak. Değerlendirilmeli. Son olarak da yine formda safkan Altum Rampage arkadaşlar. Hışman Çizik idaresinde şans verilmesi gereken bir diğer safkan konumunda gözüküyor. Dediğim gibi formda ve dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum ama özellikle 2 diyorum. Daha sonrasında 1, 3 ve 6 numara safkanları günün arkadaşlar 4. ay için şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Varsa yine tuttuğunuz safkanlar günün bu ay için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Günün arkadaşlar 4. Dördüncü... E, ayağına geldiğimizde ise beşit pardon 5. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 5'te 4'lü yukarı Araplar izleyeceğiz. 2100 metre mesafe şimdi start alacak. 6 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada ben özellikle yine 2 tane safkanla çok bahsedeceğim ki bu özellikle de bunlardan 3 numaralı Onur Lefe'den bahsedeceğim. Ercan Çankaya ile beraber start alacak olan safkan son 2 yarışında özellikle verdiğim Safkan'dı. Her yarışın iyi koşuyor ama istediğimiz tabi o birinciyle ulaşamadı. Etkili yarışların devam ettiren Safkan'ın ben bu şanssızlığı bugün için bu grupta kıracağını düşünüyorum. İyi bir koşu yapmasını bekliyorum. 3 balı Onur Efe Ercan Çankaya ile beraber kazanmaya en yakın Safkan konumunda muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Bu safkan. hatta kazanacağı bir yarışta izleyebiliriz. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda en büyük rakibini olduğunu düşündüğüm 4 numaralı Yetim Ahmet. Yine Ayhan Kurşun ile beraber ki Ayhan Kurşun da özellikle çok formda bu aralar etkili yarışlar yapıyor. Farklı yaratıyor jokeylik konusunda. Yine bu grupta etkili olacaktır. 3 ve 4 numara safkanlar. Ben de grupta bir tık önde arkadaşlar. Bu iki safkanı muhakkak yine kuponunda bulunduracağım. Daha sonrasında yine varsa yine takip attığınız eklemeye çalışın. Ama 3 ve 4 numara safkanlar muhakkak kuponlarımızda bulunsun diyorum arkadaşlar. Günün bu 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart 2'de koşacak 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe sentikte izleyeceğiz. 9 tane safganı start harcağı bu koşu dengeli gibi. Hatta sürprizde müsait gibi gözüküyor. Özellikle son yarışın çok etkili koşan 3 numaralı SS Merim Furkan Yüksel idaresinde şanslı konumunda gözüküyor. 1 numaralı Aybartay ben kalitesi inandığım safganlardan biri ilk defa Senteti'ye çıkıyor. Muhakkak bunu fark yaratacaktır. Etkili bir koşu yapacaktır. Muhakkak yarış içinde takip edelim. İlk şansı bu safkanı da vermeye çalışalım. 4 numaralı Hikmet Fırtınası yine iki yarışını kazanarak girmişti ama sonraki yarışlarında isteneni yapamadı. Bugün için yine sertit koşacak denenmeli diye düşünüyorum. 2 numaralı Çakmak bir arası var 3 aylık ama ilk yarışını kazanan Yakup ve Yavrusu'nun yine etkili bir yarış yapacaktır. Nizamettin Demir'le beraber start alacak olan bu safkandan da yine ben iyi bir koşu bekliyorum. Kuponlarda şans verilmesi gerektiği düşünüyorum. Özellikle ilk 4 hata arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 ve 4. atlara şans vermek doğru olacaktır. Daha sonrasında takip ettiğiniz safkanlar varsa eklemeye çalışın. Hatta yerimiz varsa bu aya biraz kalabalık geçmek de doğru olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün son aya için. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese boş şans diliyorum.